Cumhuriyet gazetesinde bugün dikkat çeken bir haber yayınlandı. Bu haberin ardından da birçok haber sitesi ve gazete AKP'de görevden alınacak bakanları merak etmeye başladılar. Bu neticede de hatta Cüneyt Özdemir hemen görevden alınması düşünülen iki bakanı öven bir video yayınladı. Kabinenin en başarılı bakanlarıdır dedi işte. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için ve Milli Eğitim Bakanı için. Savundu yani. Yani bu kulis haberi eleştirdi. Ama Cumhuriyet Gazetesi'nin kulis haberini de muhalefet medyası öyle bir başlıklarla sundu ki çok şaşırtıcı. Sundukları başlık işte AKP'de bakanların uykusunu kaçıracak gelişme, görevden alınacak bakanlar var. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde şu ayrıntılara yer verilmiş. Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa eden Berat Albayrak'ın parti yönetiminde görev alabileceği dillendiriliyor. Erdoğan'ın kabinede köklü bir değişiklik yapacağına dikkat çekiliyor. Partilerin yaklaşan kurultay süreçleri olduğuna dikkat çekilirken Erdoğan'ın kabine değişikliğinden önce kurultayda parti yönetiminde köklü bir değişiklik yapmak istediği ifade ediliyor. Kulislerde eski başbakan Binali Yıldırım'ın kabinede yer alabileceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olacağı konuşuluyor. Bu gelişme yaklaşık 2 yıldır konuşuluyor. Biliyorsunuz son başbakan Binali Yıldırım'dı. Görevinden resmen başkanlık sistemi geçsin diye meydanlarda açıklamalarda bulunan bir başbakandı. Yani kendi görevinin bitmesini isteyen bir başbakandı. Seçilmiş son başbakan kimdi? İstifa eden Ahmet Davutoğlu'ydu. Binali Yıldırım'a bir görev verilecek olsaydı zaten verilirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle istifa etmiş ve 2 defa seçimi kaybetmişti. O seçimin ardından zaten kendisine bir görev verilmesi bekleniyordu ama yaklaşık bir yıl oldu, 1,5 yıl oldu, hala bir görev verilemedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin kulis haberinde yer alan bir diğer iddia ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un değişeceği iddia ediliyor. Daha sonra da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bakanlıktan azlinin isteneceği belirtiliyor. İddialar bu şekilde. Doğru çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyoruz ama AKP'de bakanların uykusunu kaçıracak hiçbir şey yok. Bakanlar atamayla geliyor, atamayla gidiyor. Görev onlara veriliyor, görev onlardan alınıyor. Yani bir büyükelçi görevden alınmış, bir belediye başkanı görevden alınmış, bir bakan görevden alınmış bu sistemde pek de mühim değil. Yani Ziya Selçuk giderse veya Fahrettin Koca giderse yerine başka bir isim mi gelecek? Muhalefetin destekleyeceği bir isim mi gelecek? Gelmeyecek, değişen hiçbir şey olmayacak. Türkiye'de iktidar değişikliği olmadığı müddetçe şu bakan gelmiş, bu bakan gelmiş hiçbir önemi yok. Bugün birkaç bakanın haricinde inanın bana bakanların adını sayabilecek kişiler yok. Çünkü en çok ismini duyduğumuz isimler Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Tarım Bakanı ve diğer bakanların adını duyamıyoruz, göremiyoruz. Milletvekilleri düzeyinde yine aynı şekilde. Bugün 100 tane milletvekilinin adını dahi sayamıyoruz. Bu bizim suçumuz değil. Eskiden AKP içerisinde bırakın bakanları, bırakın milletvekillerini, birçok genel başkan yardımcılarının adını biliyorduk. Ön planda oluyorlardı. Eski sistemde, parlamenter sistemde, şu andaki sistemde ise hiçbir makamını artık pek bir forsu kalmadı açıkçası. Yani bakan gelmiş, bakan gitmiş, vekil gitmiş, vekil gelmiş pek önemli değil. Cumhurbaşkanlığı makamı en üst makam olarak dikkat çeken makam olarak karşımızda. Yani bir bakanı istediği gibi görevden alabilir, istediği gibi yerine başka birini getirebilir. Bunun tartışmasını yapmak, polemiğini yapmak hiçbir şekilde bir fayda sağlamaz. Ama muhalefet medyasına baktığımız zaman işte bakanların uykularını kaçıracak gelişme diye duyuruyorlar. Bence hiç gerek yok. Dediğim gibi iktidar değişikliği olmadığı müddetçe şu bakan değişmiş, bu vekil gelmiş, şu vali değişmiş hiçbirinin önemi yok. Önemli olan tek şey iktidar değiştiği zaman nasıl bir bakanlar kurulunun oluşacağı, nasıl bir meclisin oluşacağı önemli olan bu. İşte muhalefet buna odaklanmalı. Muhalefet medyası buna odaklanmalı. Yapılacak herhangi bir seçimi veya erken seçimi kazanmak için neler yapılabilir? Bunlar anlatılmalı. Yoksa boş gündem peşinde koşmanın hiçbir şekilde faydası yok.
Yarın bir gün bir baskın seçim olsa o seçimde başarı nasıl elde edilir? Muhalefet bunun için uğraşmalı. Muhalefet medyası da yapay gündemler peşinde koşmamalı.